Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfayla karşınızdayız sevgili seyirciler. Günün öne çıkan gelişmelerini Serdar Sarıdağ ve Taner Karaman'la birlikte değerlendireceğiz yaklaşık bir buçuk saat boyunca. Sizlerle birlikte olacağız. Açıkçası sizlerden gelecek soruları da beklediğimizi hemen belirtelim. Son sayfa etiketi üzerinden. Twitter'dan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Bugün günün maçında Trabzonspor Evi'nde e, öne geçtiği, iki kez öne geçtiği maçta Gençler Birliği karşısında sağdan 2-2'lik iki beraberlikle ayrıldı. Bu mücadeleyi konuşacağız. Fenerbahçe yarın Alanya Spor Deplasmanı'nda olacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi mesaisi bekliyor. Beşiktaş Lig'de Gaziantep Deplasmanı'nda istediği sonucu elde edemedi. Ağırlıklı olarak konularımız bunlar olacak ama farklı konularla ilgili sorularınız, görüşleriniz varsa elbette bu konuları da için katarak söylüyorum. Son sayfa etiketi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Serdar Sarıdağ hoş geldin. Hoş bulduk. E, Tane hoş geldin. Hoş bulduk açılışı Trabzonspor'la yapacağız. Bu mücadele üstüne konuştuktan sonra gündemin diğer başlıklarına dair de konuklarımızın görüşlerini alacağız. Bordo Maviller 17'de Novak'la öne geçti. 44'te devrenin sonunda Stanku'yla Gençler Birliği yanıt verdi ev sahibi ekibe. Devre bir birlik eşitlikle tamamlandı. 57'de Sörlot'un penaltısıyla Bordo Maviller bir kez daha öne geçti. Ancak 84'te sahneye çıkan Sesenyo'nun kaydettiği gol maçın sonucunu belirledi ve taraflar sağdan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelede olanı biteni çok kısa sizlere bu şekilde özetlemiş olalım. Beklentiniz neydi bu karşılaşmadan? Karşınıza ne çıktı? Bununla alakalı aslında konuşalım istiyorum Taner. Şimdi beklenti tabii Trabzonspor'un galibiyeti yönündeydi ve Trabzonspor'da buna yaklaştığını söyleyelim. Tabii hakemin çok kritik hatası Trabzonspor'un yediği bir gole sebebiyette verdiğini söylemek lazım. Gençler Birliği'nin kadrosu enteresan isimler var. Ligi etki edebilecek isimler var ama halen daha bu ligde e, tam anlamıyla böyle ilk 10'a girebilecek seviyede bir Gençler Birliği kadrosu olmadığını da söylemek lazım. Ve mevcut kadro içerisinde Trabzonspor cephesinden e, yorumlayacak olursak da e, özellikle Novak Pereira ikilisinin de etkili olduğu ki birinin asist birinin gol gol attığı bir karşılaşmada Trabzonspor'un e, kazanabileceği bir maçtan ...biraz yorgunluğun verdiği etki... ...ama lige verilen ara da vardı ama genel itibariyle... ...yüksek bir tempolu bir sezon geçiriyorlar... ...hem bunun verdiği etki... ...hem de aynı zamanda... ...hakemin kritik bir hatası... ...Trabzonspor'un puan kaybına sebebiyet verdi. Serdar Sırda ...Trabzonspor iki kez öne geçti ama... ...skoru tutmayı başaramadı... ...bunun sebepleri sence nelerdi? Birçok sebepleri var tabii ki... ...mesela Sörlott'un üst üste bulduğu pozisyonlar... yani. Neredeyse iki dakika içerisinde üç tane net pozisyon diyebileceğimiz pozisyonda e, bunlardan birinin gole çevrilmesi. çevirmiş olsaydı tabii ki çok daha farklı bir skor olabilirdi ama e, tabii ön plana çıkan hakemin ikinci golden önceki, yani gençler birinin attığı ikinci golden önceki Trabzonspor'a yapılan faulü gör, görmemesi. Görmemesi de normal. İşte vardı bunun için var. Vara gidilmemesi. E, tabii bu kafalarda soru işareti. Yani bu sene bir de farkındaysanız... E, Ligimiz kapalı devre gidiyor. Yani kimse bir şey göremiyor. Pozisyon analizleri yok. Ee, kimse pozisyonları konuşmasın. Kimse tartışmasın. Ee, eğer Türk futbolunun içerisindeki birçok unsurları temizlemezseniz bunu Aziz Yıldırım da dile getirdi. E, bunu özellikle e, Beşiktaş'ın oynadığı e, Gazişehir maçında bir oyuncunun biliyorsunuz hazırlık maçında gördüğü kırmızı kartın başka maddelerle aklanması diyelim. Bu tür şeylerin yaşandığı bir ülkede bu temizliği yapmazsanız bu kapalı devre sisteminde de insanlara şeffaf bilgi veremezsiniz. Herkesin de kafasında soru işareti olur. Ligde ne oluyor? Ben de hep söylüyorum bu lig kolay kolay bitmez bu sene. Yayıncının kendi e, özetlerinde de kendi yayınladığı özetlerinde de birçok pozisyonun olmadığını söyleyelim. Bir tanesini söyleyebilir miyim? Bana biri ki. yazmıştı programdan Mesela. önce de. E Beşiktaş Gazişehir maçında Vida'nın penaltısı. Hı, hı. E oradaki taç hikayesi. Evet. O yokmuş diyorlar. E yok Doğru yani böyle acaba? eksikliği çok fazla pozisyon var. Değerlendirilmeyen pozisyonlar var ve çok kritik başka bir eksiklik var. Hayır. Koşu mesafeleri ölçülmüyor bu sene. Koşu mesafeleri bu ligde şu anda ölçümlenmiyor. Ya bu anlaşılır bir şey değil. Şimdi yayıncı kuruluşu takdir ettiğimiz çok nokta var. Gelir anlamında ligin seviyesini çok yukarıya çektiler. Ama bu ligin bir veri geçmişi var, veri kültürü var. Koşu mesafeleri, sprint rakamları, yüksek hızlı koşular bunun dışında birçok verisi şu an hesaplanmıyor. Yayıncı kuruluş bu anlaşmayı yapmadığı için hesaplanmıyor. Vallahi benim için Kulüpler en önemlisi, kendileri bireysel yapıyorlar. Bu yüzden de yayınlanmıyor. Benim için en önemlisi hatta paradan daha önemlisi adalet. Var var. Adalet yok. Hani ligimiz çok mu hijyen değil. İşte görüyoruz neler neler yaşanıyor. Neler neler oluyor. Ee, birçok e, garip hakem kararları, birçok e, efendime söyleyeyim disiplin kurulu kararları olsun, takim kurulu kararları olsun, ne olursa olsun birçok karar bizlerin kafasında soru işareti yaratıyor. Ha diyorlar ki bize ya biz işte Premier Lig'e bakıyoruz. Orada kimse sizin gibi böyle hakem hakem konuşmuyor. Kimse böyle konuları gündeme getirerek insanları germiyor. Kabul. Ama pre, benim ligim Premier Lig kadar hijyen mi? Soruyorum. 7 saniyede karar veriyor adamlar. Ya ina Bakın. 7 saniye. Oradaki hakem yapılanması içerisinde senin kafanda şüphe uyandıracak durumlar yaşanıyor mu? Hayır. E, Denetleniyor mu kulüpler? Evet. Para takip ediliyor mu? Öyle veya böyle. Bizden daha başarılılar takip etme konusunda. Belki de %100 değiller. En azından şunu söyleyeyim bana hani siz hep hakem konuşuyorsunuz veya bize hep hakem konuşuyorsunuz diyen kişiye şunu söylüyorum. İngiltere'de Gazişehir Hata Spor maçı, hazırlık maçı gibi bir maç olacak. Orada oyuncu hakemlere küfür edecek ve o oyuncu 3 maç almayacak. Bir şekilde kılıfını uydurup Yırtacak. İngiltere'de mümkün mü? Veya bu Nisega'da, veya La Liga'da veya Başka Serie A'da. Başta bir futbol liginde de çok mümkün değil bu değil zaten. Değil. Yani burada... O yüzden bana da kimse gelip, bize de yani sana, bana, sana, Erman Hoca'ya, diğer yorumculara da... Ya siz ne kadar çok hakem konuşuyorsunuz diyemezsiniz. Bil. Çünkü benim ligim onların ligi kadar hijyen değil. Bir kere e, vicdanları rahatlatmaları lazım. Çok ciddi bir şekilde yani... şüpheyle bakılan süreçler var. Daha ligin dördüncü haftası tamamlanmadı. Ben bugün notlarım arasına aldım ki işbaşı yaptığımda haberini hazırlayayım diye. 4 haftada gerçekleşen kritik hakem hataları. Yani bunları listelediğimizde ortaya çıkan böyle bir 40-50 tane muhtemelen karar çıkartabileceğiz. Şimdi bunlar sonuca tesir edenlerine baktığımızda 10-15 tane ise ciddi anlamda sonuca tesir eden hatalar. İşte bugün Trabzonspor karşısında yapılmış olan gençlerbirliğinin de golle sonuçlandırdığı atak gibi. Örneğin öncesindeki faal gibi ya da buna benzer yapılmış e, kritik hatalar. Bunları her geçen gün daha da iyiye gidecek derken, her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yani bundan daha kötüsü olmaz derken, bir şekilde daha kötüsünü yaşıyoruz. Bu e, çok kabul edilir bir şey değil. Yani Ligin seviyesini yükseltin. Dünyanın en iyi stadyumlarını yapın. Falko işte ağları getirin. İstediğiniz dünya cünlü yıldızları getirin. Ama o düdüğü çalan hakem iyi değilse, doğruyu yapamıyorsa, o zaman getirdiğiniz yıldız oyuncunun da bir anlamı kalmıyor. Yaptığınız stadyumun da bir anlamı kalmıyor. Maçın sonunda bu kadar tartışılan ve hatalı olduğu konusunda kamuoyunun aslında birleştiği bir pozisyon olunca hakemle ilgili mutlaka konuşuyorsunuz. Yani bu iş buraya varıyor. Hakem konusunu eğer şimdilik konuştuktan sonra bir virgül koyacak olursak maçı izleyen hatta maç sırasında burada yayında olan biri olarak Gençler Birliği'nin sanki bir şekilde gol atacağı görünüyordu. 25 tane atak ee, uzaklaştırması çok var. Çok net Trabzon bir şekilde spor. bu görünüyordu. Neden Trabzonspor bu konuda gerekli önlemi alamadı? Bu konuyla alakalı da Baz konuşmak Bazı oyuncuların yorgunluk belirtileri Vardı. bariz bir şekilde gözüktü. Evet. Ee, bu duruma pansuman yapılamadı. Yani taktiksel pansuman yapılamadı. Fernandes Hüseyin değişikliği etkiledi bence. Etkiledi. Fernandes mecburi bir değişik. Mecburi değişik. Ee, zaten onun değişikliğin arkasından yenilen golde bir kademe hatası var. Hı hı. Ben ona bağlıyorum. Bu değişikliğe bağlıyorum. Yani bu bir hata değil. Şanssızlık diyebileceğiniz. Orada Sosa gibi bir tecrübenin topu kaptırmaması gerekiyor elbette ki. Daha garanti oynaması lazımdı ki. Kendisi garanti pasçı. Yani bu konuda Türkiye'nin ilk üçüne girer. Garanti pas konusunda. Ee, öyle bir şanssızlık. Üst üste gelen bir şanssızlık. Tabii öyle bir kaptırıldığı zaman, ani gelişen bir atakta zaten e, savunmada önemli kritik bir değişiklik olmuş. Bu golün gelmesi normal. Ama Trabzonspor gibi bir takım bu maçı 4-1 5-1 yapabilir miydi? Yapabilirdi. Orada da işte Söğüt'ün şanssızlığı. Özellikle orta sahada Obi Mikel'de bir yorgunluk gözüktü. Obi Mikel ee, hep yorgun zaten. Kronik yorgun gibi oynuyor. Yani, Obi Mikel kötü yani. sezonu, bu Ama kötü başladı sezonun. Bu Ama bu maçta ilk yarı ben beğendim o Obi Mikel'i. Yani şu ana kadar hani Obi Mikel sanki bildiğimiz Obi Mikel değil. değil. Zaten e, belli ki Ama çok Ama o da normal yani zaten toparlaması lazım. Obi Mikel olsa Türkiye Ligi'ne gelmezdi. Ama ben maçın ilk yarısında bir Obi Mikel benim için göz doldurdu diyebiliyoruz. Yani o ifadeyi kullanırlar ya ettikten daha üst bir Yaklaşım bu. Hı hı. Ee, Daha kötü maçları yani oldu. şöyle de düşünün, e, bu maçın e, yani Trabzonspor geleni konuşacak olursak Yusuf gibi bir oyuncu gitmiş. İki e, Abdülkadir efendimizim efendim, ekibinden sakatlıkları falan tabii ki Trabzon'da büyük bir güç kaybı yaşatıyor ama bugünkü maçı e, alabil, alabilecek e, pozisyonlar oldu. E, tabii ki hakeme bağlamamak lazım sadece. E, burada hakeme bağlanma nedeni ligin başından beri bütün takımlar için geçerli olan sıkıntıları konuşuyoruz. Sadece Trabzonspor özelinde değil bu durum. Ee, burada tabii biraz taktiksel hatalar da oldu diyebiliyoruz. En azından gerekli pansuman yapılmadı. Şimdi 90 dakikada Gençler Birliği'nin geliştirdiği ciddi ataklar ve Trabzonspor'un bunu savuşturma sayısı 25. Hı hı. Yani ortalama böyle 3,5 dakikada bir Gençler Birliği ciddi bir hata kalkıyor. Ve siz bunu karşılamak zorunda kalıyorsunuz ki zaten golle de sonuçlanan atak var iki tane. E şimdi bu bir şeylerin karşılığını veremediğiniz anlamına geliyor. Yani bir takım 25 kez ciddi atak yapmaması gerekiyor rakibiniz. Üstelik evinizde oynuyorsunuz, rakibinizde gençler birliği ve 25 kez size atak, 27 hatta. ikisi de golle sonuçlandı. 27 tane ciddi atakla sizin karşınıza geliyorlar. Bu Ünal Karaman'ın bir şeyleri oyun içerisinde çözemediğini gösteriyor ya da oyuncuların Ünal Karaman'ın istediklerini yerine getirecek fiziksel yeterliliğe sahip olamadığını gösteriyor. Bu oyun temposundan dolayı olabilir, geçmişten gelen işte yorgunluklar vesaireler olabilir. Bu kadar fazla işte şu an ekrana da gelen yani ekranda da görecekler izleyenlerin, 10 tane gençler birine atak şansı veriyorsunuz. Evet. 10 tane atak şansı veriyorsunuz sadece. Yani siz yapıyorsunuz. 25 tanesi Gençler Birliği'nden geliyor. Siz 25'ini uzaklaştırıp 2 tanesini gol yiyorsunuz. Yani 60. 65. dakikadan sonra oyun tamamen Gençler Birliği'nin istediği hale bürünmüştü. Evet gol geliyorum demişti zaten evet. ve burada e, Trabzonspor oyunu koruyamadı. İlerleyen haftalarda göreceğiz bir Beşiktaş karşılaşmaları var bakalım ne olacak sizlerden gelen sorulara yöneleceğiz sevgili seyirciler. Beşiktaş'ın da önünde evet zorlu bir fikstür var. Özellikle Serdar Sarı siyah beyaz takımla ilgili neler söyleyecek? Bunu merak ediyorum. Farklı bir soru, farklı bir görüş olduğu için hemen gözüme çarptı. Okumak istedim Berkat Kaya'nın yazdığını. Bugün Şalken'in 5-1 kazandığı maçta 2000'li Ahmet Kutucu 68'de oyuna girip 83'te gol attı. 85'te asist yaptı ama kimse konuşmadı. Bu gençlerimize yazık etmiyor muyuz? Şeklinde bir soru yöneltmiş Berk Hakka'ya U21 milli takımımızın İngiltere ile oynadığı mücadelede de forma giyen oyunculardan biriydi Ahmet Kutucu. Naçizane hiç oynamayan Cenk'in ve Enes'in Ahmet Kutucu ve Halil Dervişoğlu'nun şu an daha önünde olmadıklarını düşünüyorum. A takımda da bu gençleri yakın zamanda görmemiz gerektiğine inanıyorum. Bilmiyorum katılıyor Yani muhtemelen göreceğiz ama izleyene de şu anlamda katılmıyorum. Ee, sanki dile getirmemek bunu sıradan görmek daha iyi gibi geliyor bana. Bence de. Yani bir gol bir asist yapmasını Hı. artık sıradan görelim. Yani bir Türk genç oyuncusunun gidip Almanya'da, İngiltere'de, İspanya'da, Hollanda'da bir gol bir asist yapmasını bir sıradan görelim. Manşetlere taşımayalım. Manşetlere taşındığı için belki de bir çok sıkıntı yaşandı. Yani biz bunu sıradan görelim ki bu çocuklar da bunu yapmayı normal görsün. Bizim yani. görmemiz önemli değil. Başka yerler görsün yeterli. Ya herkes de görüyor zaten. Bu evet. yapılan transferlerden de gösteriyor bize. Evet. Mene'yi gördüler. Sanırım aynı Ozan'ı fikirli. gördüler. Birçok ismi <laughs> gördüler yani. Böyle olması lazım. Yani daha farklı isimler de var bu arada. Var. Çok yani var. Çok var. Mesela Bundesliga 2'de oynuyor ama Serdar Dursun benim aklıma geliyor. Hep milli takımla... ...alakalı e, forvetimiz kim gitti. olacak diye düşünüyorsun. Evet, Karagümrük'ten Kara gitti. gitti. E, ben Serdar'ı Karagümrük Spor'un, yani Ziraat Türkiye Kupası'nı sağ olsun... ...alt liglerde birçok oyuncu izliyoruz. Karagümrük, Fatih Karagümrük'ün oynadığı bir maç. Yanlış hatırlamıyorsam Göztepe maçında ilk defa izlemiştim. Maçı anlattığım için belki de şans. Ya bu adam bu seviyede neden oynuyor Hı. diye düşünmüştüm. Sonrasında Bundesliga 2'ye gitti. Muhtemelen Bundesliga 1'de de oynar. Belki bu sezon Demek değil, ki ama önümüzdeki görmesi süreçte gereken 10'dir. yerler görüyor. Yani daha evet. iyi yerlerin görmesi önemli. Şimdi Zeki de İstanbul Spor'dan gitti. Işte. Evet. yani o da ikincilikten e, gençler gitti. Gençlerbirliği'nden yani gitti. Ne ikiden gitti? Gençlerbirliği'den. Mert Çetin. Mert Çetin, Mert bravo. Çetin. bu ligi o, da, gitti. O, da, o da TFF birincilik performansıyla gitti. Git, yani bu öyle. ligden gitmedi yani. Şimdi dikkat. Böyle bir şey var. Futbolcular tabii şimdi Kerem'in de sıkça kullandığı scout programları var. Yani artık e, dünya o kadar küçüldü ki, dünyanın bir ucundan diğer ucunu. Çok rahat bir şekilde scout programlarından izleyip yapabiliyorsunuz. Şimdi Eren Albayrak nerede? Japonya'da. Eren'in menajeri Fazıl Özdemir'le sohbet ettiğimizde nasıl oldu bu transfer dediğimde istatistikler sayesinde oldu dedi. Hı, hı. Scout programından e, geçti. Larry'nin de öyleydi devre arasında. Larry'in de yine ative at var at 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 tavsiyesi vardı. Nasıl yani? oluyor He. dedik işte e, Avrupa'da ceza sahası içerisinde en çok hareket eden bu yaş grubundaki bir ender oyunculardan biri dediler. O, o neydi? E, ceza sahası içerisinde en hızlı oyuncu. Evet, en, en, hızlı oyuncu. Hızlı. en hızlı oyuncu. En hızlı oyuncu. Eren'in de döndüğünü ülkeye belirtelim tekrar. Yani. Antalya Spor forması giyecek ama Japonya transferi Japonya bu şekildeydi. Transfer oldu o örneği mutlaka tamam, düşünmek transferiydi gerekiyor. transferiydi o yani. Evet. Yani artık oyuncular yani programlarında belki izleyicilerimizin yani belki değil eminim büyük çoğunluğu görmemiş olabilir. Normal. E, istatistikleri istediğiniz gibi e, sınırlandırıp daraltıp oyuncu özelliklerine göre aramalar yapabiliyorsunuz. Evet. Taner'in söylediğini belki desteklemek adına e, böyle bir bilgi vermiş olalım. E, sizlerden yine gelen sorulara göz atacağız. Özellikle Galatasaray'ın Kulüp Brüj deplasmanında oynayacağım mücadeleyle alakalı çok sayıda soru var. E, Galatasaray'ın bu maçta ne yapacağını düşünüyorsunuz Serdar Sarıdağ? Yani şimdi bu Galatasaray'ın ligdeki son maçına baktığınızda bu Galatasaray işte bu Şampiyonlar Ligi'nde bu haliyle, bu temposuyla büyük hayal kırıklığı yaşatır falan denildi ya. Çok kötü oynadı denildi. Evet kötüydü yani çok iyi bir Galatasaray yoktu ama ben biraz da bu maça bağlıyorum. Çünkü bunu daha önce Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'de olduğu dönemde ben gördüm. Böylesine maçlar öncesinde o oyuncular lig maçında kendilerini fazla zorlamıyorlar. Özellikle... Kıdemli oyuncular. Yani temposunu ona göre ayarlıyorlar. Biz e, nasılsa bugünkü rakibi yürüyerek de geçebiliriz galiba. O hissiyat aldıkları zaman, yani o tempoyu gördükleri zaman, oyun başladıktan 15 dakika sonra bunu hissettikleri anda çok vites yükseltmiyorlar. Biraz da e, Şampiyonlar Ligi'ndeki o bruj maçını düşünüyorlar. Bazı oyuncular. Bakın Beşiktaş'ta bunu gördük. Babel, işte Kuvayreşme, Adriano. Hani o kıdemli oyuncular dediğimiz kas sakatlıkları yaşayabilecek... Evet. İki maç üst üste çok tempolu oynarsanız sıkıntılar yaşayabilecek oyunculardan bahsediyoruz. Dolayısıyla her oyuncu kendini şampiyonlar ligine saklar. Bence Galatasaray'da bazı oyuncular kendini, kendilerini şampiyonlar ligine sakladığı için e, biraz sıkıntı oldu tempoda eee Şampiyonlar Ligi'de ben ligdeki Galatasaray'dan çok daha farklı bir Galatasaray bekliyorum açıkçası. Galatasaray en iyi oyununun uzağındaydı Kasımpaşa maçında evet. bu bir gerçek ve sarı kırmızılı taraftarları endişelendirdi o maçtaki alınan galibiyete rağmen sergilenen performans. Sence Belçika deplasmanında o performansı mı taşıyacak Galatasaray yoksa daha farklı bir sarı kırmızılı takım izleyecek miyiz? Tabii Galatasaray'ın performansını sadece Kasımpaşa maçıyla sınırlandırmayalım. Kayseri Spor maçı da dahil olmak üzere kazanılmasına rağmen birçok karşılaşması Galatasaray'ın tatmin edici düzeyde bir futbolla tamamlanmadı. Yani sadece Kasım Kasımpaşa maçında olsaydı Serdar Sarı'dan söylediği ki evet yani bazı oyuncular kendisini ağırdan alarak sakatlanmamak için aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmak için de kendini birazcık kaçak dövüşen oyuncular da vardır. Bunu bunu sıkça görüyoruz zaten ama Galatasaray'ın bu form eksikliği, performans problemi sadece Kasımpaşa maçıyla başlamadı öncesinde de vardı. O yüzden e, bu Club Brugge maçına yansır mı kısmında ben yansıyacağını düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray bize bunu birçok kez gösterdi. Yani Şampiyonlar Ligi farklı bir seviye farklı bir konsantrasyon ve farklı bir vizyon. Ve o seviyede yapacaklarınızın e, sizi taşıyabileceği yerlerin ucu bucağı yok. Ama son birkaç sezonda Galatasaray adına da Şampiyonlar Ligi serüvenleri pek iyi gitmiyor. E gitmez tabii. O da bir Gol, golcüsüz girersen Şampiyonlar Ligi gruplarına. Ya e, bu gidişatı bir anlamda tabii. değiştirmek gerek. E şimdi geçtiğimiz yıla bakalım. Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray çekebileceği en iyi kurayı çekti. Yani o torbalardan alabileceğin, hani Fatih Hoca'ya sorsan hocam kimi istiyorsun dese muhtemelen bu takımları ister zaten. Geçtiğimiz yılki takımları isterdi. böyle kura güzel gelmişken sen o kuraya gidip forvetsiz, yani golcü transferi yapmadan giriyorsun. Şimdi ise çok zorlu bir grup ki bence grupta... İyi bir forvet var. İyi bir forvet var. E, bence sadece forvet de değil iyi olan. Takımın genel itibariyle şampiyonlar seviyesinde Babel'de dahil olmak üzere oynayacak kapasitede oyuncu sayısı çok fazla. Böyle 5-6 tane adamı sayabiliyorsunuz. İşte bu seviyede oynamış ki Galatasaray'ın kadrosunda şampiyonlar gibi düzeyinde çıkılan maç sayısını baz aldığımızda ortaya çıkan değer yüzün üstünde. Çok daha fazla hatta. Atılan goller vesaire Hı -hı. derken bu deneyime sahip takım sayısı çok fazla değil. Bizim ligimizde zaten yok. Ve Galatasaray, Fatih Terim, Galatasaray kadrosundaki birçok oyuncu Cenk Tosun örneği çok yakın bir örnekken buradan bitirin yapma şansı da ellerinde varken Şampiyonlar Ligi'ni değerlendireceklerdir. Ve grupta gerçekçi olmak gerekirse sonuncu olmak istemiyorsa Galatasaray Club Brugge'ü geçmesi gerekiyor. Yani belki Paris Saint Germain ve Real Madrid'in olduğu grupta Galatasaray mutlaka çıksın ilk iki de olacak ya da olmalı gibi bir beklenti içinde ben değilim en azından. Ama şunu görmek istiyorum bir futbol sever olarak biraz daha ortaya direnç koyabilen karakter koyabilen bir takım bunu da Galatasaray bize neden göstermesin diye kendime soruyorum. Bence gösterir. Yani ligdeki başlangıcına bakarak orada işte Galatasaray çok büyük hayal kırıklığı yaratacak demek doğru değil. Bazen ummadık sonuçlar da dönebilirler. Olumlu anlamda söylüyorum. Çünkü çok farklı bir kulvardan bahsediyoruz. Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimizde Beşiktaş'ı takip ettiğimden dolayı bunu söylüyorum. Yani oraya giderken bile bizim havamız değişiyor. Ya yani düşünsenize Şampiyonlar Ligi maçına gidiyorsunuz. Tabii. Napoli'ye gidiyorsunuz, işte bu Nesliga'ya gidiyorsunuz. Efendime söyleyeyim İngiltere'ye gidiyorsunuz. Çok farklı bir e, havaya giriyorsunuz. O çantanızı hazırlarken yarın seyahate çıkıyorsunuz. Bu ambiyans çok farklı. Dolayısıyla bu futbolcularda da aynı havayı yaratacaktır. O hava e, çok sürpriz olundan anlamda söylüyorum bakın bunu. Sonuçlar çıkartabilir. Belki grupta da e, sürpriz bir grup olabilir. Ben bu tür turnuvaların kağıt üzerinde e, ki gibi kalacağını pek tahmin etmiyorum. Galatasaray yani bu gruptan çıkarsa da e, tabii bir de burada çok önemli. Ligi başlar da çok önemli. E, beni açıkçası şaşırtmaz. Çünkü Galatasaray'ın kadrosuna baktığınız zaman kağıt üzerinde ligin en iyi kadrosu. Açık şimdi, ara. Şimdi e, hoca da e, <laughs> uluslararası bir hoca. Ben Mourinho'nu bugün okudum Fatih Terim'le ilgili. Şimdi şöyle, İfade e, ben de biraz Kerem'den taraftayım bu konuda. Yani burada Real Madrid gibi Paris Saint Germain gibi takımlarla mücadele ederken e, üçüncülük sanki kabul edilebilir bir e, puan tablosu sonucu gibi geliyor. Ya sanki değil, çok net kabul edilebilir. Evet. Ama ha, şu neden var? daha fazla olmasın diye ama. hayal an... kurmayalım diye bir durum da yok. Kağıt üzerinde konuşuyoruz. Şöyle tabii evet. mecburen ama şöyle de bir gerçek var. Galatasaray Juventus gibi bir debide, çok yakın değinilebilecek bir tarihte geçebilmiş bir takım. Evet. Hem de güzel bir futbolla. Bunu tekrar yaşanılabilir mi? Yaşanabilir. Ya yani bugün o, bakın. bunu tekrar yaşandığı zaman da e, evet. Galatasaray çok ciddi bir e, Avrupa'da seviye atlayacaktır. Bugün dünya ünlü takımlar arasında da ön planda gösteren tarihte bir, bir örnek tanesi. Yakın vermemiz gerekirse eğer hı hı. e, Beşiktaş'ın o grupta kimler vardı? Hangi takımlar vardı? Leipzig vardı. Hı, hı. Leipzig. Porto, Monaco mu? Porto, Monaco. Şeker gibi kura başlıkları atıldığı gün. Biz şeker kura attığımız zaman zaten olmuyor iş. iş. <laughs> e, gruba baktığınız zaman yani, tamam. Dördüncü torbadan Leipzig'in gelmesi dışında gruba, iyi bir grup yani, Ama evet. gruba baktığınız zaman Beşiktaş bu gruptan namalup çıkacak ve beşinci maçta bunu garantilecek hmm. ve son maçta Leipzig'e karşı yedeklerle oynayacak desem hmm. bir yayında benim son yayınım olurdu. ...sonra gruplar bittikten sonra beni geri çağırırlardı. <laughs> İnanır mıydınız? O yüzden bu kulvarın kağıt üzerindeki... Tamam, kağıt üzerinde başlangıç olarak sadık kalmamız lazım... ...ama bu kulvardaki serüven çok başka. Evet. Bu kulvarda yarışmak, oynamak... ...bu kulvarın takımlarını gazeteci olarak bile takip etmek... ...bu kulvarın takımlarının başlarını taraftar olarak bile... ...takip etmek çok farklıdır. Ya en olumlu senaryo şu sadece 3. hayal kuruyorum. O, UEFA Avrupa Ligi. E, i̇lk iki hafta için Galatasaray Bruges deplasmanında kazanıyor. Paris Saint-Germain Real Madrid maçı berabere bitiyor. Sonra Galatasaray İstanbul'da kazanıyor. E, birden Paris Saint-Germain'le puan farkını 5 yapıyorsunuz. Mesela o çok Sonra... bir imkansız bir şey. Değil. Sonrası artık e, ipler sizin elinizde yani <laughs> böyle bir şey olursa. Ya yani böyle bir şey olacak demiyorum. Öyle bir iddiam yok. E, yani kulüp Bruege deplasmanında kaybetmesin Galatasaray. Kazanırsa da güzel bir netice olur. Maç maç bakmak lazım. Tamamen şu an yazıyorum yani kafamda. Saatte 1 zaten. Yani Aynen saat 0'sıdır. Nasıl 59. Büyük yok, konuş e işte. Eminim ki büyük konuşmuyorum. Böyle olacak demiyorum ama böyle olursa güzel bir senaryo olur. Olabilir. İyi olmaz. Gönlümüzden böyle bir şey neden geçmesin yani en azından. Gönl Sınır yok ee, gönülde. söyleyebiliriz tabii ki. Sınır yok gönülde. Sınır yani. yok. Gece mutlu mutlu uyuyalım değil mi? Tabii. Yani Galatasaray yani hakikaten gönlümüzden geçen Türk takımları Avrupa'da mümkün Her olabildiği kadar üst seviyede bitirebilmesi, evet. mümkün olabildiği kadar ilerlemesi. Zaten biliyorsun ki e, çok sıkıntılı bir sezondayız, yıldayız ülke puanları açısından. Hı hı. E, hakikaten çok sıkıntılı bir dönemde Belki yakın zamanda ciddi problemdeyiz. Yani. Ciddi problem, dibe vuruyoruz bu konuda. Evet, evet. Bu sene iyi bir performans sergilemezsek işimiz zor. Çünkü yetişiyorlar arkadan gelen takımlar, ülkeler yetişiyorlar sizlerden gelen sorulara döneceğiz. Şampiyonlar Ligi ile alakalı çok sayıda soru geliyor. Bunlara da zaman zaman yeniden konuklarımıza yöneltiriz bunu söyleyelim. Lige dönecek olursak bir soru var. Sizce yüzde olarak bu sene kimin şampiyonluk şansı daha yüksek? şeklinde bir çok izleyicimiz bunu sormuş. Çok erken tabii çok ki erken. ama herkesin kafasında bir favori vardır. Vallahi ben bu ligde bu ortamda daha dördüncü haftadaki bu kadar kavga gürültüden sonra benim kafamda hiç favori falan oluşmuyor. Hı hı. Ama kaybedeni biliyorum. Kaybedecek olan Türk futbolu. Bunu çok net söyleyebilirim. Daha şimdiden kaybetmeye başladı. Politik olmak gerekirse, Serdar Sarı daha doğru yolda. <laughs> Politik olmadan bir yanıt verebiliyor musun Taner sen Veremiyorum çünkü böyle yanıt verdiğin zaman... 30 hafta peşinden geliyor o yalnız sosyal medyada. Tabii. <laughs> o yüzden... Taner önündeki 30 haftayı düşünüyor. <laughs> Taner'le birlikte maç önü programına katıldık. Evet. Ee, sevgili Cüneyt Şen programı kapatırken son sözlerinizi alayım dedi. Biraz vida hakkında konuştuk. Taner'in vida konusunda haklılığını maçta da gördük. Hı, hı. Ee, biraz salladılar Taner'i ama e, ben kendisini tanıdım. Ne bir menajerle işi olur. Hani menajer lobisi devreye falan girme durumu ya, söz konusu. Üzüldüğüm nokta ee, dile getireyim, isim vermeden dile getireyim. Kendisi biz izliyordur büyük ihtimal. Şimdi medyaya, medyanın bir dönemine yön vermiş bir ismin sosyal medya hesabından geçip de bizim burada bilgi üstünden verdiğimiz detayı sanki menajerler bize söyletiyormuş da vizeyi bizi sattırmaya çalışıyormuş gibi yorumlayıp sosyal medyadan bize hedef göstermesi. Şimdi akıl alır gibi değil. Ben ilk defa ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Akıl Şu alır anda. gibi değil. Çünkü biz cevap Bilmiyorum. vermedik. Yani şimdi bile ismini zikretmiyorum. Yok, senin dediğin şimdi, bilimsel e, yani şimdi ben sipari, burada benim de bazı sağ içerisini yorumluyorsun. Sağ içindeki yanlışları yorumluyorsun. Şimdi sana adam diyor ki son dünya kupasında finalde oynayan adam nasıl kesilir? Rokodan daha iyi nasıl olur? Ya gayet de kesilir. Son dünya kupasında finalde var diye bugün sağda mı olmak zor. Olmaması gerektiğini gördük zaten. Zaten Roko hazır olsaydı Roko oynayacaktı. Roko fizikken hazır olsaydı, 90 dakikayı taşıyacak durumda olsaydı Roko oynayacaktı. Hazır olmadığı için Vida ile bir hafta daha dendi. Önümüzdeki hafta Roko oynayacaktı. Orada şöyle, tabii konu buydu. Ee, yani tamamen Vida üzerinden konu. Ee, Vida çok konuşulduğu için Ben de Cüneyt'i e, şu ifadeleri kullandım ve programı öyle kapattık. Vida bu maçta gol atar dedim. <laughs> Attı golü. Kendi kalesine. Attı golü. Valla açıkçası... Ama maçın adamı oldu. Şunu söyleyeyim. Herhalde Beşiktaş teknik heyetine sorsalardı yani bu hatayı bekliyor olabilirlerdi yani. Oynatacak adam yok ellerinde. Roko'ya bakış açısı sence nasıl? Pozitif. Sence? Şu anki Roko'ya pozitif bakamıyorum. Şimdi Beşiktaş teknik heyetinin bakış açısı Ha soruyorum. iyi, pozitif. Evet çünkü istediklerini çok iyi yapan Victor Ruiz ne yapıyorsa Roko'da Roko da istenileni verebilen bir isim durumunda şu anda fakat işte sakatlık. Sakatlandı. Bu maçta yedek kulübesine girdi. Önümüzdeki hafta zaten bir de kart bile görmemiş olsaydı ilk 11'de olacaktı Roko. Bu %99 olacaktı. artık zaten kesinleşmiş gibi gözüküyor. FM oynarken sizi izlemek çok keyifli demiş bir izleyicimiz. Öyle mi? Yani ben de oynuyorum. En azından kendi adıma. <laughs> onu söyleyebilirim. Ben de şu an oynuyor olmak isterdim. Yani bir kariyerim var. Onu sürdürmek istiyorum ama... Yarın sabaha kalır. Kimle yapıyorsun kariyerde? Livorno. Livorno ile. Tabii ki. Ee, i̇lk sezonda e, beklenti kümede kalmak. E, beşinci bitirdim. E, elemeyi geçtim. ilk turu geçtim ama yarı finalde elendim. Yani ilk maçta içeride 4-0 kaybedince bitti. Resul Yes, Serdar Altdere Sarıda Instagram hesabımın adı. Orada soru alabilirim. Güzel bir soru geldi. Nedir? Abi iyi, hoş söylüyorsunuz ama İngiltere'de bizdeki profilde medya mensupları diyor. Gayet hijyenik orası diyor. Ee, ben de bu Hindili başlıkları atanlar o gazetelerde, bizim milli maçlarımızda o Hindili başlıkları atanlar, Mozambik medyası mıydı? Hani oranın medyasını <laughs> beni kıyaslıyorsun ya, ben hiçbir ülkenin ulusal kavramlarını alay etmedim. Biz etmedik hiç böyle. Ha çek oradan bir Letonya dedik. <laughs> Çektik, yenildik. Eyvallah da <laughs> ya. yani bizim İngiliz meslektaşlarımız da var. Onları da tanıyoruz. Ee, onlar Şimdi 2000'lerin başında özellikle atılan onlar bazı da, manşetler bizi, bizim de aklımıza bunu geliyor. İngiliz gazeteciler bizim söylüyor. Onlar tık. da bizi gayet iyi Hı -hı. buluyorlar. Hatta bu Cenk Tosun e, transfer sürecinde çoğu bilgileri e, bizden aldıkları için teşekkür ettiler sosyal medyada. Hı -hı. Beni takip eden İngiliz gazeteciler var, sevgili e, izleyicimiz. Onu da belirttim yani. Şimdi, e, Soru için teşekkür ediyorum yani. Bu özelliklerini de yaparız. Gerekiyor. Bana da gelen sorular var. O zaman ben de vereyim. Taner K.R.M.N. hesabına Instagram'dan sorularını iletebilirler. Fenerbahçe ile ilgili sorulan sorular var. Onu Fenerbahçe kısmına geçince cevaplayalım. Eğer bir kısım yok. Her şeyi şeffaf bir şekilde. Evet. Şu, Vedat, Nedir soru? Vedat için 50 milyon euro olarak anılması normal mi sizce diye sormuş. Manco Murat sormuş. Taner KRM'nin Instagram hesabı üstünden sormuş bunu. Evet yani mübalağa gibi geliyor. İnsana 50 milyon eurolar ama eğer Vedat e, 5-3 biten Kosova-İngiltere maçındaki performansını devam ettirirse ki bir de şöyle bir tablo var. E, Kosova çok yüksek bir ihtimal e, şampiyonaya gidecek. Hı hı. Ve Kosova ben geliyorum diyordu zaten. Yani çok yeni kurulmuş bir ülke olması. yani Daha doğrusu e, yeni katılmış olsa bile, milli takımı yeni toparlanmış olsa bile e, burada 120. sırada olan FIFA sıralamasında 120. sırada olan Kosova çok yakın bir sürede böyle ilk 30'a falan ilk 40'a girecektir zaten oynanan oyun tesadüf değil ve burada Vedat bu performansını devam ettirirse Fenerbahçe bu sezonu Avrupa potasında bitirir ve özellikle şampiyonlar ligi gruplarında bitirirse Vedat da şampiyonlar ligi gruplarında sahne alabilirse 50 milyon euro belki çok gelebilir 16 milyon euro da Elif için herkese çok geliyordu. Vedat 50'yi görmese bile belki 30'u görebilir. Gürcan abi 30 milyon euroyu satmayı düşünmüyor diye bir açıklaması var hı Gürcan Bilgiç'in e, takım oyununda. Ama 30 milyon euroya da e, satılır gibi geliyor bana Vedat. Gürcan abi kaç var. demişti pardon. 30-40 bandına satmayı düşünmüyor. Hani 30-40 milyon dedi. euro bir teklif gelse Fenerbahçe satmaz. Evet. Ya Fenerbahçe satmayı düşünmüyor dedi. Düşünür düşünüyorsun Bence de düşünür. Elinden tutar götürürler bence. Siz Vedat, ı... Vedat ı hangi seviyede hayal ediyorsunuz? Ya bu ligden Vedat'ı almazlar. Her yani, bu ligden Vedat'ı alırlar da 30-40 değil. Bence Vedat'ı alacak adam kulüp. Eğer Fenerbahçe önümüzdeki sene şampiyon olsa Avrupa'ya giderse. E, oraya bir bakarlar ama bak. tabii Kosova'nın milli takım fikstürü de önemli. Biraz orada oynamaları çok önemli bir şans Çünkü bence, Cenk Tosunu e, yanlış anlamışsın Fenerbahçe taraftarı? Çok değerli bir oyuncu ve eee Çaykur Rizespor ucuza verdi. <laughs> Bunu söyleyelim. Çok değerli bir oyuncu. E, çok iyi bir transfer, çok iyi bir golcü. Fakat Cenk Tosunu e, Everton Premier Lig Cenk Tosunu Şampiyonlar Ligi'nden aldı. Türkiye Liginden değil. Şampiyonlar o anla da söylüyorum. Yani oradaki seviye ama tabii ki Vedat'ın milli takım kriteri de ee, biraz belirleyici olur. 30-40'ı görür. Görür de yani 2 ay içerisinde göreceğini sanmıyorum. Onun demeye çalışıyorum. Yani devre arasında 30-40 verirlerse düşünmez. E, omuzlarda götürürler. 30-40 evet Çok yani omuzlarda gidebilir. Cenk kaça gitmişti? 26. 26. 22 artı bonus. Bonus da 26. 26 toplam. Yani Cenk'in... Ee, hani bizim milli oyuncumuzdur ayrı bir konu ama Cenk'in 26'ya gittiği yerde Yap, bedatta Vedat'ta ateşi. yapar yani. 26'yı <laughs> yapar. Açık söylemek gerekirse ben öyle düşünüyorum. İşte şampiyonlar Ligi'nde yani. sahne alması lazım. Evet. evet. Cenk'te olan o şans onda da olması gerekiyor. O Orası yüzden, ayrı bir kul var. Ya şimdi şampiyonlar gidelim dedik işte. Güntekin 05'te Belhandasız Galatasaray şampiyonlar gide ne yapar diye sormuş. Ben Belhandasız Galatasaray'ın İşinin çok da kolay olduğunu düşünmüyorum bu arada. Evet, Club Bridge ile oynayacak olmaları belki bu anlamda da şanssızlık bu arada. Yani Belhanda'sız Real Madrid'e karşı, Paris Saint-Germain'e karşı oynamak daha iyi bir şey olabilirdi. Ama Club Brugge geçmek zorunda olduğuz bir rakibe karşı ee, Belhandasız, o, Belhanda'sız oynanan maçlardaki o kısır futbolun sebebi Belhanda'nın çok zekice paslar atıyor olması ve e, o asist öncesi oyunu kuran isim pozisyonunda olması e, Galatasaray'ın oyun zenginliğini arttırıyordu. Şimdi o pozisyona Belhanda'nın yokluğunda Emrak Baba oynasın diye Emrak Baba planlanmıştı. Emre'nin de sakatlığı işleri bozdu. Bir de Belhanda'yı kaybettiğiniz zaman işin rengi biraz değişiyor. O Bu anlamda biraz e, Galatasaray'ın canı yanacak gibi. E, oyunun e, seyrini zenginleştirmek için başka roller biçmeleri gerekiyor oyunculara. Belhanda'yı arayacak mı Galatasaray Belçika'da? Yani e, ee, tabii sakatlı ciddi bir sakat yani ciddi derken ciddi bir kayıp Galatasaray adına. Ama eğer Galatasaray Belhanda'yı arayacak halde ise yapma. Abi. O zaman söylenecek bir şey. Abi Belhanda'yı da öyle şey yapmamak lazım. Yani ya yo yo da şey yapmayalım. hayır hayır. Yanlış anlaşılıyor bak. Büyük kulüpler tek bir futbolcuya bağımlı değildir onu demeye çalışıyorum. Eğer o hale getirmişse zaten söylenecek bir şey yok. Belhanda çok iyi oyuncu ona bir şey demiyorum. Ama sen Belhan yoksa Belhan sakatlandığında ben ne yapabilirim mi? Zaten bir kenarda tutmamışsa Galatasaray bir söylenecek bir şey yok. O da vardır. Hatta onun da alternatifi vardır. Belhan tabii ki değerli bir oyuncu. Olduğu sürece ilk 11. Ona bir şey demiyorum. Bu arada hep NDI'ye Şampiyonlar Ligi oynamadan bizim ligden İngiltere'ye gitti yazan var. Elif gitti, Yusuf Yazıcı gitti. Vedat niye gitmesin diye Fenerbahçeli taraftarlar da özellikle Gitsin, soruyorlar. Şöyle bir gerçek var. Bizim ligimiz artık belki de bizlerin düşündüğünden daha fazla izleniyor ve takip ediliyor Avrupa kulüpleri tarafından, gözlemciler tarafından yine aynı şekilde ligimizden bundan sonra da oyuncu satışları mutlaka olacaktır. Yine hayallerimizin ötesinde paralar kazandıran futbolcular söz konusu olabilir. Bakarsınız Vedat da bunlardan biri olur. Ama orada biraz olayın rengi biraz farklı. Şimdi Elif'in oynadığı pozisyonla Vedat'ın oynadığı pozisyon ya da işte back pozisyonda oynayan Zeki'nin ya da diğer oyuncuların Cengiz Ünder'in pozisyonlarını irdelediğimiz zaman golcünün rakip savunmak karşısında ne yapabileceğini tartmak biraz da rakibi boyutu, rakibin gücü, rakibin seviyesiyle alakalı bir şey. İşte bunu ortaya koymanız lazım. Bunun için de golcüler genellikle transferlerini üst düzeyliklerde yaptıklarıyla ortaya koyabiliyorlar. İşte şampiyonlar gibi bunlardan bir tanesi. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası bunlardan bir tanesi. Bu seviyelerde golcüler iyi işler yaptığında gidebiliyorlar. Hı. Elif gibi adamlar nasıl gidebiliyorlar? Elif'in pozisyonda oynayanlar. Bir de eğer Elif yaşındaysanız tamam şansınız daha yüksek. Elif'in yaşından daha da büyükseniz eğer o pozisyonda oyuna koyduğunuz zeka, kararlarınız, atmanız gereken nokta, olmanız gereken pozisyon birçok parametreyi yan yana getirebiliyor musunuz? Bunlara bakılıyor. Elif'in pozisyonu için rakibin kim olduğu değil... Top ayağınızdayken ve ayağınızda değilken ne yaptığınıza daha çok bakılıyor. Ama golcüyseniz rakip savunmanın seviyesi, kalecinin düzeyi bunların hepsi ayrı bir etken. Yani bir İngiltere maçını da oynadıktan sonra belki daha da farklı bir şekilde dikkat çekebilir ki Avrupa Şampiyonası elemelerinde ülkesiyle beraber iyi iş çıkarıyor. Fenerbahçe ve öncesindeki Rize Spor performansının dışında mutlaka ama mutlaka oralarda izleniyor ve o seviyelerde de Vedat Muriç'in için neler yapacağını göreceğiz. ilerleyen dönemlerde sevgili seyirciler Fenerbahçe bir şeyler kazandıracak. Kesin. ciddi seviyede bir şeyler kazandıracak gibi görünüyor. O miktar ne olacak? Onunla alakalı konuşacağız mutlaka. Fegoli vites düşürdü. Sizce 11'i hak ediyor mu? Şeklinde bir soru var. Bence hak ediyor. E, vites düşürdü derken hangi maçın üzerinden? İzleyici Genel mi? Düşüncesi... Son maç. Genel son anlamda Son maç evet. akıllarda kalır. İşte son maçta demin bahsettiğim hikaye. Yani... Ya, i̇kinci yarıda bıraktığı yerde değil. Geçtiğimiz e, sezon e, bu... ikinci yarısında. Ligin ilk İlk haftaları evet. e, erken daha. E, geçen sezonu baktığımız zaman Feguin'in en iyi dönemi hangi haftalar daha ilerlemiş haftalar. Hı hı. Öyle bakmak lazım. Bir de bu şampiyonlar liginin maçı öncesinde oynanan başta hani bazı oyuncular kendilerini fazla zorlamaz e, baktık biz bu maçı yürüyerek kazanabiliriz dedikleri anda e, o tempoyu düşük tuta, tutabiliyorlar bu da normaldir yani bu ha bu başka ülkelerde normal değil onu belirtim bizim ligimizde oluyor bu. E, Muhittin Er bir soru sormuş. Alanya Fenerbahçe karşısında ne yapar diye. Haftanın en sürpriz e, maçlarından biri <laughs> olabilir. Ve en zevkli. Bence gollü. İki tarafta iyi oynuyor çünkü. Yani gollü bir maç olacak. Bir tarafta Erol Bulut'un olması bence çok kıymetli. Erol Uca bu tarz maçları çıkartmayı bilen bir isim. Abdullah Hoca ile beraber geçmişten gelen bir nasıl oynaması gerektiğini iyi tartan bir isim. O yüzden de Muhtemelen Alanya Spor'un oyun içerisinde sıkça üstünlüğü elde edebileceği, oyun üstünlüğü, skor olmasa bile elde edeceği e, bir karşılaşma olacaktır. E, sürpriz midir Alanya'nın buradan puan çıkartması? Bence değil. O kadar emin. Ya, sürpriz olmaz söylüyorsun. benim için sürpriz olur şimdi yani Fenerbahçe çünkü çok iyi başladı ligde. Çünkü ya şu an Alanyaspor da lider ve oynadığı futbola bakıyorsun. Oynadığı futbolda tesadüf değil yani. So çıkartan çıkan sonuçlar. Yani bu an, üç haftada gelen bu puan tablosunda liderlik koltuğunda oynanan oyun ne bakıyorsun. Papissis'se, Bakasetas ya da diğer oyuncuların hepsi hakikaten de e, işin tesadüf olmadığını bize gösteriyor. Vedat Buruş ilgili şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Maalesef Türkçe konuşmamıza rağmen e, o kadar ön yargılı bakıyorlar ki Vedat Muruç çok iyi bir oyuncu. Ucuza geldi derken ben açıkçası Vedat Muruç'un bu kadar para etmez etmeyeceğini düşünüyordum. O verilen oyuncularla birlikte totale getirdiğinizde bir 7-8 milyon euroya tekabül ediyor neredeyse. Ve lafımı geri alıyorum. Bunu defalarca söyledim. Çok ucuza geldi. Çok değerli bir oyuncuymuş. Ya ben onun giresinden beri takip ediyorum. Hı hı. hakikaten takip ediyorum iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum ama Fenerbahçe'de böyle bir performans göstereceğini açıkçası hiç beklemiyordum ee, çok büyük bir oyuncu diyorum daha Ve fazlasını da yapacak diyor musun? yani Türkçe konuştum ee, hı hı. Lütfen e, bazı Fenerbahçe taraftarları biz buraya çıkarken beni bilirler zaten for, her zaman forma çıkartırız formamızı kenara koyar öyle konuşuruz ee, kulağa bu... göre de laf söylemek zorunda değiliz ayrıca Ümit Cengiz'in sorusu. Belhanda'nın yokluğunda Brüj deplasmanında Adem Büyük onun yerini oynayabilir mi? Şeklinde bir soru var. Kimin yerine? Belanda'nın yerine Adem Büyük. Yani tercih olacağını düşünmüyorum. Yani hoca yani orada daha böyle bu seviyeyi oynayabilecek isimleri kaydırarak bir planlama yapabilir. Yani, yani mesela, için. Mesela? Seriyle alakalı bir sıkıntı yoksa seri oynar. Mesela? Yani ben oluyor. başka bir alternatif düşünmüyorum. Seri Düşünemiyorum ya da. Bunu görebilir belki hocam. Ama boşluğunu doldurabilecek hamleleri mutlaka vardır. Yani Galatasaray gibi büyük bir kulüp Belhanda bağımlı değil. Onu demeye çalışıyorum. Belhanda tabii ki önemli bir eksiklik de. Ama bağlı olduğunu gördük ama. Geçtiğimiz dönemlerdeki oyundan. Bakıyorsunuz Belhanda yoksa takımın attığı gol ortalaması düşüyor. Yediği gollerin ortalaması Bana, artıyor. Tabii tamam. buna ek olarak kaybettiği sene, puan ortalaması artış gösteriyor. Geçen sene Belhanda'nın Şampiyonlar Ligi performansı nasıldı? Masat. Ama şöyle bir şey var. Bak. Belhanda dediğiniz adamın rolü nedir oyun içerisinde? Hayır hayır Taner. Bir Bakın, seyircimiz böyle bir soru soruyorsa ben de oraya bakarım. Ama yanlış düşündüğümüz bir nokta var. Orada varken bile bir boşluk oldu. Şöyle bir o noktamız var. Oldu. Tamam. Yanlış düşündüğümüz nokta şu. Belhanda dediğimiz adamın rolü nedir oyun içerisinde? Şimdi bu adamı siz hacı gibi kullanıyorsanız tamam. Sırtında on numara. Atsın golünü yapsın. işte ceza sahasına asistini yapsın vesaire. Belhanda'yı siz oyunu kuran adam rolüne getiriyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde. Ligde de birçok karşılaşmada. O zaman Belhanda'dan gol beklemeyeceksiniz. Belhanda'nın vasat olduğunu düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de. Siz golcüsüz Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyorsunuz. Sonra golcüyü beslemesi gereken adamın da performansı düştü diye adamı eleştirmeyeceksiniz. Adam topu cezası sahasına getiriyor, senin orada golcün yok diye gol atamıyorsan bunun sorumlusu Belhanda olmuyor. Çok Golcü... fazla 4-4-2 oynayabilir mi Galatasaray şeklinde sorular da var. Falcao ve Andone'li bir hücum hattıyla beraber. Olabilir. Yani hocanın biraz da oyun içerisinde bunu tercih edeceğini düşünüyorum. Yani direkt olarak... başlangıç olarak değil, de başlangıç oyun içerisinde olarak değil oyun içerisinde o değişkenlik oyun gösterebilir. Ya Berhande konusunda da ben hocalarımın bu klasik de, de, lafı vardı. Onu genelde hocalar daha çok kullanır. On numara gol atar. i̇yi yani futbolcu her yerde oynar. Abi o ama modern futbolda artık uygun olmadığını gördük. Yani birçok hoca bu yorumu yapıyor. Ama hoca, yapan yorum yapan hocaların yaş ortalaması 65. Modern futbola uygun olarak mevzuyu inceleyip modern futbola uygun olarak yorum yapmayan çok fazla hocamız ama var. Ama Sergen Yalçın Chelsea'nin ne döneminde bunu yaptı. Gol beklemiyordu hoca ondan zaten. <laughs> evet. Ama Yaptı. şu anda şu anki çağdan bahsediyoruz. Sergen'in 2003'teki 2005'lik o performansdan Ve O gibi, o zamanki Chelsea'de modern futbol oynuyordu. Şu, an, şu anki dönem içerisinde siz Salar bir adamı takat. bir adamı her pozisyona koyamazsınız. Gözeli vardı savunmada. Koyamazsınız. İyi iyi, yani. iyi bir ekipti. Burak Yılmaz'la alakalı sorular var. Ne zaman dönecek? Ee, Başakşehir maçının son 30 dakikalık bölümüne Hı hı. bölümünü oynayabilecek seviyeye getirmeye çalışıyorlar. Öyle bir umut var. Öyle bir umut var. O soruyu sormuşken de bir konuyu da açayım. Tabii ki. Serpil ee, Serpilan çok güzel söylemiş zamanında. Yani bunu mecazi anlamda söylüyorum. Diğer mevkide oynayan futbolcular sakın alınmasınlar da. Arkadaşlar demiş. O da yıllar önce tabii öyle bir şey kaldı mı futbolda bilmiyorum ama. iki tip futbolcu vardır futbolda. Golcüler ve diğerleri. Her zaman gol önemlidir. Her zaman. E, dolayısıyla bu kadar önemli bir mevkide oyuncuyu Burak Yılmaz'ı yedekleyememek bakın yedekleyememek. Bugün Beşiktaş taraftarına soru. Sezon başlıyor. İşte böyle bir kayıplar yaşandı. Rodayega'yı yedek golcü olarak görmek ister miydiniz? Evet. Adebayor'u görmek ister miydiniz? Evet. Ama bu oyuncular alınabilirdi. Tercih edilmedi. Ya dur daha iyisini buluruz. Böyle bir şey yok. Bence garanti yani otoparka girdiğin zaman ilk gördüğün park yerine park edeceğin arkadaş. Daha iyisini aramayacaksın bir zaman. Onu da kaybedebiliriz. İşte görüyorsun. 8 puan kayıp. Burak'ı ne kadar arıyor sence? Ne derecede arıyor Beşiktaş? Burak'ın dönüşü neyi değiştirecek? Fikir Burak'ın dönüşü çok şeyi değiştirecek gibi gözüküyor bugün güven Yalçın istenileni veremiyor. Umut belki gol atmış olsa bile Beşiktaş düzeyinde çok da fazla olduğuna ben inanmıyorum ama evet yani çok temiz bir adam. Çok hakikaten karakterli bir çocuk olduğunu zaten onu tanıyanlar da sıkça dile getiriyorlar ama bir türlü o patlamayı yapamadı Umut. Ama diğer şey Güven de geçtiğimiz yıl Şenol Güneş tarafından oyuna sürüldüğünde çok iyi işler yaparken çok hı hı. sık hat yapmasıyla nasıl hat var ya ve bir yaşta... takıma yükselirken bu sezon ne yazık ki o günkü performansına çok uzak olduğunu söyleyebiliyoruz. E, o yüzden de golcü problemi yaşıyorlar. Abdullah Hoca'nın da basın toplantısında dile getirdiği gibi yani golü çizgi topu çizgiye geçirecek adama ihtiyaçları olduğunu fense dile getiriyor. Golcü problemleri var ve e, geride kalan 4 haftada kaybedilen 8 puanın sorumluluğunun bir bölümü de golcü probleminin yaşanıyor olması değişimden bahsettik. Yapılan hatalar, bu hatalardan bir tanesi de işte Bida'nın hatası. Çok fazla şeyi sayabiliyoruz hata konusunda. E, takımın oyun ezberinin olmaması başlı başına bir problem. Bakıyorsunuz hazırlık maçları dahil olmak üzere Beşiktaş'ın geride kalan haftalar içerisinde ideal 11'ini bir türlü yakalayamadığını gördük. Sakatlıklar bunlarda baş eklenenlerden bir tanesi. Sakatlıklar transferlerin zamanında bitmiş transferler var. Bir de sonradan takıma katılan transferler var. Bunların hepsini düşündüğümüzde Beşiktaş ideal kadrosuyla sahaya çıkamadı. Abdullah Avcı'nın oynatmak istediği oyunu oynamak istiyorsanız da ideal kadronuzda üst üste maçlara çıkmanız gerekiyor. Çünkü 10 pas üst üste yapmanız lazım. Beşiktaş peki kaç pas üst üste yapabiliyor? 4, 5, yani 6, 7'yi çok az görebiliyor. Yani 5-6 pası gördükten sonra ya ceza sahasına giriliyor top kaybı yaşanılıyor golcü olmadığından dolayı ya da 5-6 pastan sonra top kaybı yaşanılıyor. Başakşehir'de ne görüyorduk? 10 pas, 11 pas, 12 pas bareminde topla oynayan bir Beşiktaş takımı vardı. Gazişehir'in Fenerbahçe maçındaki performansıyla Beşiktaş maçındaki performansla denk görmüyorum. Arada çok ciddi farklar var. Şimdi kimi isimler şunları karşılaştı. İşte Fenerbahçe Gazişehir'i ezdi geçti. Beşiktaş ise Gazzeşehir'e karşı oynadığı futbola bakın. İşte o Gazzeşehir de, o Gazzeşehir değil ama. Aradan geçen süreçte Gazzeşehir de oyunu geliştirdi. Hı. Ve e, bu hafta geldiğinde ki dünkü yorumda da bahsetmiştik Serdar Sarıdağ ile. çok daha kuvvetli, daha destekli oynayacağı konusunda bir daha sonraki haftalarda bize bir izlenim verdiğinden bahsetmiştik. Vida'nın ciddi problemleri vardı ve Vida da gol yedirdi zaten. Korkulan oldu. Bu bir gerçek. Ve şu anda Beşiktaş bir savunmada Vida'nın toparlanamaması. iki de e, golcü noktasının aşılamamasından dolayı iki e, içten içe puan kaybetti. Bir başka nokta Kovarejman'ın gidişi. Kovarejman'ın gidişi e, yönetim hamlesidir. Başkanlık düzeyinde bir hamledir. Ve Kovarejman'ın gidişi... Yani diyorsun ki Abdullah Avcı kalmasını istiyordu. Zaten belirtmişti. Yani Kouarejma iyi bir oyuncu. Ben kadromda görmek isterim şeklinde daha öncesinde de açıklama yapmıştı. Ben de öyle duydum. Kalmasını istiyordum. İfade etmişti bunu. Basın önünde de ifade etmişti. E sonrasında yönetim ki Kouarejma da bunu röportajlarında açıkladı. Yönetim e, FIFA'ya gitmesinden dolayı alacaklar vesaireler derken e, Kouarejma ile bağlarını kopartıyor. O yüzden de e, işte Elneni ya da diğer transferlerle beraber e, işte o bölgeyi kapatabileceğini, Abdullah Hoca işte Douglas transferi vesaire derken hocaya alternatifler sunuluyor ve Kuvarejma ile yollar ayrılıyor. Hoca da transfer hamleleri geldiği için de Kuvarejma'nın ayrılmasından dolayı pürüz çıkartmıyor. Şimdi izleyenler diyebilir ki hoca istiyordu niye gönderilmesini kabul etti o zaman diyebilir. Ama oraya da Beşiktaş yönetimi transferler yaptığı için hoca da ses çıkartmamış gibi şu anda. bir para cezası almıştı ya Abu Bakar'la birlikte hatırlar mı? Evet. Kırmızı kartlar söz evet. bu falan. Ee, FIFA'ya şikayet etti kualiçma. Evet. Para cezasını. Kırmızı karttan dolayı verilen para cezasını FIFA'ya şikayet etti. Bunu haberleştirdik. Sonra yönetim çıktı. Konya Spor Maçı öncesi yapılan bu haberi biz manetar buluyoruz denildi. Sonra sosyal medya trolleri, ayağımızın, ayağımın dışı, canımın içi, Kuvaylaşma seni yedirmeyiz, şudur budur. Beni sosyal medyada aileme hedef gösterdiler. Aileme küfür ettiler. Çok açık bir söylüyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Bugün aynı yönetim belki de aynı taraftarların çoğu oyuncunun arkasından sallıyorlar. E ne oldu? Hani ayağının dışı canının içiydi? <laughs> Bazı taraftarlar için hakikaten öyle. Bir efsane Beşiktaş için. Ama Kuvarejma da üst üste yaptığı açıklamalarla Beşiktaş'a zarar verdiğini farkında değil. Sürekli konuşuyor. Belki zarar vermek istiyor. Bilmiyorum. E yani şimdi benim yaptığım haber mi yaptım haber ve zarar verdi yoksa bu tavırlar mı zarar veriyor? Yorumu bırakıyorum izleyenlere. Şimdi bu süreçin işte Kuvarecma'nın ayrılması biraz sancılı olacak. O şimdi... zamanlar hep uyarıyordum. Bakın Beşiktaş taraftarı kulübe sahip çıkın. Bırakın Kuvarecma'yı yönetimi Onlar gider gelir kulüp kalacak devamlı. Ama burada üst üste açıklamalar kulüp şu an zarar görüyor. Beşiktaş'ta iki problem çok sancılı olacak. Zaten ...yeni bir sistem dönüşümü varken... ...bu sistemin dönüşümü biraz zaman alacaktı. Bu sistem dönüşümünün zamanını uzatan unsurlardan bir tanesi... ...Kuarejma ile yollarına ayrılmasıdır. Kuarejma istenilen bir isimdi. Dirençli bir adamdı. Kamp'ın en iyisiydi. Kamp döneminin en iyi noktadan ismiydi. En iyisi, en iyisi. Hakikaten en iyisi. E, Lens de en kötüsüydü. Kuarejma yönetim tarafından... ...Fikret Orman düzeyinde... E, yollar Kovarejma ile ayrılınca, böyle bir talep olunca kampın en kötüsü olan Lens sahaya girmek zorunda kaldı. Belki skora katkı sağlamış olabilir ama kampın en kötüsüydü. Hocanın planlama yaptığı medel, planlama yaptığı e, son anda gönderildi. Bu bir. İki, Orhanak teknik heyetin taktiksel anlamda yardımcı hocasıydı. Teknik heyetinde bulunan evet. hocalar kendi içinde bir role bürünürler. Kimisi taktiktir, kimisi fizyolojidir, kimisi psikolojik vesaire. Orhan Ak burada hocanın sağ koluydu taktiksel anlamda. O yüzden sürekli olarak İngiltere'ye gider, orada eğitimler alır, oradan yeni fikirler getirirdi, uygulama vesaire. Orhan Akın Beşiktaş'taki rolü buydu. Ve Orhan Ak geldikten sonra Beşiktaş'taki kampta elbette ki Abdül Hoca'nın da burada eklediği taktiksel disiplinler var... Orhan Akın da ekledikleri var. Beşiktaş geçtiğimiz yıl antrenmanlarda iki farklı diril çalışması yaparken Beşiktaş bu sezon bu diril sayısını 5'e, 6'ya, 7'ye çıkarttı. Farklı metot, metodoloji. Hı hı. A, B, C, D, E planlarından bahsediyorum. Ve şu anda Orhan Akın gönderince Beşiktaş sağ kol gitti Beşiktaş'ta. O yüzden de sancı yükseldi ve puan kayıplarının sebeplerinden bir tanesi de budur. Değişim sancılı olacaktı. Gönderilen, son dakikada gönderilen Medel, son dakikada gönderilen kuarejma ve son dakikada istifasını vermek zorunda kalan Oranak gitmesi doğrudur, yanlıştır. Hiç o topa girmiyorum. Taraftar gitmesini doğru buldu. Baskı vardı. Protesto gelecekti. Bunun istihbaratı alındı. Cuma günü oynanacak maçta gelen istihbarat ciddi bir protesto olacaktı. Oranak üstünden kulübü yıpratma yönelik protestolar olacaktı. Bu bastırılamadı. Gelen istihbarat doğrultusunda da Orhan Akın istifası geldi peşinden de. Bu. Ve bu yüzden de Beşiktaş, herkes diyebilir ki Orhan Akın'a mı bağlıydı bu iş? Orhan Ak da önemli bir isimdi taktiksel anlamda. Ee, Abdullah Avcı beklediğinden daha fazla zorlukla mı başladı sence Beşiktaş kariyeri? Bence daha fazla. Çünkü biraz da yani sakatlıkları göz önünde bulundurursak eğer e, Burak Yılmaz'ın darbeye bağlı, Gökhan Gül'ün darbeye bağlı... Atiba'nın kendi milli takımdan sakat dönüşü, ee, transferlerin bazı transferlerin geç yapılması. Ben Beşiktaş'ı devre arasında istediğiniz kadar Abdullah diye bir Brüjde forvet oynamışlığı vardır desinler. Ben devre arasında forvet transferleri yapılmadı gözüyle bakıyorum. Ben o gözle bakıyorum. Bunlar tabii ki eksiler. İşte koherajmanın gidişi, en azından o Kuharajman sorunun çözülmesi, e, oranak sorunun çözülmesi bunlar da artılar. Ama bunları üstesinden gelebilecek bir hoca var. Bunların üstesinden gelebilecek bir yönetim tecrübesi var. Bunların üstünden üstesinden gelebilecek bir tribün kültürü var bu kulüpte, bir camiası var. Ama bütün bu güçleri bir arada tutabilecek bir çimento lazım. Yani iç barış. Nasıl Sen sağlanacak? Messi, Ronaldo'yu getir, iç barışın yoksa büyük sıkıntı yaşarsın. Galatasaray şampiyonluklarına bak. Şenol Güneş'in ilk iki senesindeki şampiyonluklara bak. Hep bir çimento olmuştur o. Ama Galatasaray'da da hiçbir bir arada tutar. Galatasaray'da en kaotik ortam Galatasaray'dadır. Hiç, Şu an şey, hiçbir zaman hiç barış olmamıştır. Hep sürekli muhalifler vardır, sürekli olaylar, kargaşalar. Şampiyon en böyle olmadık, olmadık, olmadık zamanda kongre toplanır, orada açıklamalar şampiyon, yapılır. Günden bir anda sağ dışına çıkar, tartış. Yani Niye konuştu bu adamlar ya derse ta, şimdi... Tam o dönemde Galatasaray şampiyon olur. Evet, Öyle, yani böyledir ol. aslında. Galatasaray'da Ruhum hiç genelde. barış yok sıkıntı yokken daha başarısız. Ama sen Galatasaray'ı arada şöyle bir Galatasaray'ı yanılıyorsun. Neden yanılıyorsun? Sen Galatasaray'ın kongre yapısını konuşuyorsun. Ya her kulübün yapısı yap... farklı bu arada tabii. Kongre yapısını konuşuyorsun. Ama Galatasaray'da Fatih Terim, hı, hı tribünler öyle böyle böyle camianın o kongre yapısının büyük bir kısmı büyük bir kısmı medyası medyası da şampiyonluklarda kenetlenmiyor mu? O Galatasaray kongre yapısındaki sıkıntıdan dolayı bütün tribünlere ultra aslan falan açıklama yapmadı mı? Yaptı. Yönetimine sahip çıktı. Şampiyonluk yarışındayken o yapı susuyor. Yani son haftalara girildiği zaman. Tamam şu şampiyonluk geliyor. Ama gene çıkıyorlar. Yeni devirmeye çalışıyorlar. siz Falco transferinin sözleşmeleri durup dururken mi ortaya çıktığını sanıyorsunuz? Hangi yapı çıkarttı onu ortaya? Soruyorum size hangi yapı? Fatih Hoca'ya verilen ceza 19.05 Falko Belgesi'nin sızması. Ben Benim hayatımda tesadüfe yer yoktur. Hayat matematiğe bağlıdır. Dünya matematiğe bağlıdır. O zaman tesadüflere yer var olması lazım. Yok ben ona tesadüf. Olasılık lazım. matematik çünkü. Ben matematiğe inanırım. İşte olasılık da matematik. Matematiğin <laughs> tesadüf, parçası. Tesadüf şans Bunlar Dolası böyle bir çok, bir Bunlar Aynen benim yani. için çok böyle e, tapılacak şeyler değil. Neden aradım? Zaten benim mesleğim bunu gerektiriyor. Şüpheci olmayı. Komple teorisyeni derim ama ben şüpheci bakarım bazı şeylere. Taner matematikten yanadır. 1 bölü 1440 <laughs> olasılık gerçekleşti. Yani burada tabii <laughs> e, bir kere olayın e, 1905 mevzusuna gelmiş ama e, o noktada görev yapan bir yetkilinin bu açıklamayı ya da bu metni tweetlemeden önce kasıt vardır yoktur bilmiyorum ama e, bunu düşünmesi gerekiyor. Kendi içinde bir tartacak. Yani burada Hoca'ya bir ceza var. 1905'te bu yayınlanmaz, yayınlanmaması lazım. TFF'yi zor durumda bırakabilir diye bunu düşünmesi lazım ya da. Benzer şey Beşiktaş'ta olabilir, Fenerbahçe'de olabilir. Yani burada böyle e, kör göze parmak sokar gibi e, o açıklamayı yayınlamak için 5 dakika daha bekle, 10 dakika bekle. Hani burada e, o pozisyondaki yetkili kişi, her kimse bunun bilincinde görev yapan kişi olması gerekiyordu. Yıllar önce Sabah gazetesindeyim, bak yıllar önce 90'larda gol krokileri çizdirilir biliyor musun? Gazetelerde hatırlıyorsun Hı -hı. değil mi onu? grafikleri, gol evet, grafikleri. Evet. Ee, grafikleri tarif ediyorum. İşte ikinci golü falan. Beşiktaş ne renk dedi? Renklerini. şeydir ama hani grafiker, sayfa sekreteri ama, değildir. Ama bir şey söyleyeceğim bak şimdi. Spor servisinden hiç değildir. Spor servisine giriyorsan spor servisine değildir ya. Yani. Hayır spor servisinde. Ama o zaman şey, grafiker. Tamam spor servisi çatısı altındaysan bu ligdeki bütün takım renkleri Futbolla ilgilenmiyorsan mesleğin gereği bunu bilmek zorundasın. Türkiye Futbol Federasyonu hesabının, Twitter hesabını admini isen olabilir. Belki bir yazılımcısın, belki bir bilgisayar mühendisisin. Ama bu sektörün çatısı altında ekmek yiyorsan Galatasaray için 19.05'in ne olduğunu, Fenerbahçe için 19.07'nin, Beşiktaş için 19.03'ün ne olduğunu bilmek zorundasın. Hassasiyetlerin farkında olmalısın Onu diyorsun. Bunu bilmek zorundasın. Tabii, tabii. Yani galası, daha doğrusu Türkiye Futbol Federasyonu iletişimci isimlerinin e, o tweetin ya da o mesajın ne zaman yayınlanacağını bile dakikasına kadar yazıp iletmesi gerekiyor. Bir zaten. de bazı meslektaşlarımızın da seviyorum hepsini. Ya tesadüf yani bu kadar üzerinde durmama. Yani Mehmet Emin Uluç'u kastetmiyorum. Başka arkadaşları da kastetmiyorum. Alınganlık ya, yapmayın etmeyin. Demesini de doğru bilmeyin, mesleğinize aykırı bir durum. Şüpheci olacaksınız. Bir dedektif kadar şüpheci bu, olacaksınız bu gazetecilikte. Şöyle, e, tesadüf bile olsa bir hata var. Bu hata o nedir? Orası kesin tabii ki. Bu hata nedir? E, i̇letişim departmanı bunları, bu olasılıkları, yaşanılabilecek bu kaos ortamını öncesinden tayin edip, o mesajın ne zaman yayınlanacağını dakikasına kadar vermesi gerekiyordu oraya, yazması gerekiyordu. Karşı taraftaki adam sosyal medya uzmanıdır. Adam bilmez, yayınlar. Ama sen bu görevde sen bu bilinçte olacaksın ki iletişim budur. Yani karşı, senin ne söylediğin değil, karşı tarafın ne anladığıdır iletişim. O zaman karşı tarafın ne anlayacağını senin yönetmen lazım. Oraya yazacaksın. Bu mesaj 19.07'de yayınlanacak. Yani 19.10'da 10, yayınlanacak. Musun? Bunları yani. belirteceksin. Düşünsene sen burada Galatasaray maçı ile ilgili yorum yapıyorsun. Diyorsun ki Falcao da şahane basket attı. <laughs> Onun gibi bir şey. Ya böyle bir hata var. Tabii çok Zeki Öztürk kaldı mı? Ama... Eski atlet. Evet. Bir arkadaşından Zeki Öztürk. O zaman Diyaz zamanıydı. Zeki Öztürk Diyaz'ı istedik. Barama dedi güreşirken yok dedi. Zaten güreşi değil ki adam dedim. <laughs> Görüşürken olmaması normal. Ya işte bunu diyorum yani. Bu sektörde siz biraz bazı hakim olabilir. Ha hani benim de belki e, hatalarım olabilir, eksiklerim senin de. Ama Hepimizin. bu kadar bariz olmaması lazım. Ee, Onu söylüyorum. Beşiktaş'ın önünde Başakşehir, Trabzonspor ve Alanya maçları var. Üç tane kağıt üstünde zorlu müsabaka. Ankara gücü deplasmanı ve Galatasaray'la Dolmabahçe'de oynanacak maçla beraber noktalanacak bir 5 karşılaşmalık seri var. Bu 5 maç sonunda Beşiktaş'ı nerede görüyorsun? Şimdi Mahmut Demir de senin sorunla bağdaştırayım. Diyor ki, Abdullah Avcı'nın önümüzdeki 2 hafta Başakşehir-Trabzon maçlarında kendi kaderini belirleyeceğini düşünüyorum ne dersin diye. E oradan gidelim. E şimdi Beşiktaş, bir de kırmızı kart görmeseydi maç ne olurdu tahminen sizce? Kağıt üzerinde konuşuyoruz. Nasıl? Yani, çok Bir bağlı. de kırmızı kart görmeseydi. Beşiktaş on kişi kalmasaydı. Maç 11-11 tamamlansaydı. 3 aşağı beş yukarı ne olurdu? Ben daha farklı sonuç olabileceğini düşünüyorum. Yani, yani olurdu. Dolayısıyla beş taşı yani bu haftasına bakarak önümüze kötü bir tablo çizemeyiz. Yani Çaykur Rizespor maçındaki yani özellikle ilk yarıdaki beş taşı gözümün önüne getirdiği zaman bu iki maçı alabilecek gücü olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çok zor bir deplasman Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un en kötü dönemi biliyorsun, zor bir deplasma. Bu yeni statta gittim. İnanılmaz güzel bir ambiyansı var. Her rakip için korkulu bir stad orası artık. Zaten Trabzon seyircisine bir şey söylemeye gerek yok. Ama Çaykur Rizespor maçındaki Beşiktaş varsa oradan istediğini alıp dönebilir. O gücü var. O gücü ne kadar sahaya bilmiyorum. Ben Beşiktaş için kara bir tablo çizmiyorum şanssız bir tablo çizebilirim. Abdullah Avcı şanssız başladı. Yani sakatlık, Burak Yılmaz'ın yedeklenmemesi, efendime söyleyeyim, farklı bir oyun kurgusuna geçiş, takımın gençleşmesi, efendim parasal sıkıntılar ilk başlarda onlar vardı. bu zorluklar aşılacak. Bence doğumlar zaten sancılı olur. Ya yani ben o, açı, o açıdan baktığım zaman Beşiktaş'ın önünü çok karanlık görmüyorum. Ama en önemli eksikliği iş barış. Sen Beşiktaş'ı nerede görüyorsun 5 hafta sonra? Çünkü en ufak şeyde Twitter'da yönetim istifa Lemina Hı. transferinde Galatasaray'ın Lemina transferinde yönetim istifa TT oldu. Sonra ne oldu? Abdullah Avcı ne diye açıklama yaptı? Lemina'nın mide problemi olduğu ile alakalı bilgiler geldi. Onu söyledi mi? Mide problemi. Yani kar, karın karın, karın pro problemi yaşadığı ile ilgili bilgi geldi. Southampton'dan raporları istedi. Göndermediler. Ee, o yüzden de transferden vazgeçtik, eline niye döndük şeklinde bir ifade var. Ondan sonra işte e, siz Galatasaray e, Lemina'yı aldıktan sonra da yönetim istifa diyorsunuz. Sonra oyuncu ilk maçında mide probleminden dolayı sağlardan uzak kalıyor. Yani bir, bir olayın derinlemesine bilmek lazım tam anlamıyla eleştirmeden önce tabii ki de. Ama... Ya orada bence. E... Burada bir transfer başarısı var gibi gözüküyor. Ya Lemina kötü oyuncu değil. Tabii ki değil. Ee, Ama şüpheli bir durum var. Hayır şöyle bakın. E, iyi çok uzun süredir takip ediyorlardı zaten. Yani bu ekip Başakşehir'deyken Enneni Basel'de falan takip etti. Yani e, çok uzun süredir takip ettiği bir oyuncu. Oyun sistemine Ennenin daha uygun olduğuna karar veriliyor. E, Fatih Hoca da kendi sistemine Lemina'nın uygun olduğuna karar veriyor. Burada... Her iki hoca muradına eriyor transferde. Öyle bakmak lazım. Ama Lemina'yı da istiyor Beşiktaş başlangıçta. Southampton'dan tentumlar... Sonrasında mı vazgeçiliyor diyorsun? Çünkü Southampton raporları göndermiyor. Raporları bir türlü istedikleri sağlık raporlarını göndermiyor. Göndermiyor, göndermiyor. Beşiktaş'ta e, oyuncunun da sadece bir e, mide probleminden dolayı 4,5 ay yanılmıyorsam sahalardan uzak kalmasından şüphelendiği için de transferden vazgeçiyor. Bu bir mide problemi mi, kas problemi mi? Ben mide diyebiliyorum. E peki bu Galatasaray maçında tabii karın kası Galatasaray problemi son maçında... çok pardon. Karın kası probleminden dolayı 4,5 ay sürede 4,5 ay olması lazım. 4,5 ay sahadan uzak kalınca Beşiktaş raporları istiyor. Raporları da bir türlü göndermiyor Southampton ve Beşiktaş da olaydan şüphelendiği için transferden vazgeçiyor. Acaba Galatasaray'a geliyor mu raporlar? Bilmiyorum onu Abdurrahim Bey'e sormak lazım. Bilmiyorum. Son maçta e, kimle oynamıştı Galatasaray? Kasımpaşa. Kasımpaşa, Kasımpaşa. Kasımpaşa maçındaki o Mide rahatsızlığı Levent Hoca söyledi değil mi onu Levent Çağlar? Mide problemi diye mide düştü problemi kamuoyuna. diye e o sezon içerisinde sık sık olacak mı? O i̇şte o, O yani. bağlantılı mı bu ikisi geçmişle alakalı bir durum mu? Evet. Onunla alakalı bir açıklama yok hala da. Ama birkaç güne öğreniriz. E, detaylar gelir. Yener Hoca açıklar, Yener İnci. Ama e, detaylar gelir ortaya. E, o yüzden Lemina konusunda bilemiyorum. Yani şu anda Beşiktaş adına transfer başarısızlığı mıydı, başarısı mıydı kısmında şu an görünen tablo da bir başarı. Çünkü e, şöyle düşünün bir de Beşiktaş Lemina'yı transfer etti. Ama enteresan bir bilgi var. Bak şöyle alın. Verdiğin. Beşiktaş Lemina'yı transfer etti. Oyuncu geldi, sakatlandı. Serdar Sarıdağ milliyete manşet yaptı. 4,5 ay rapor beklediler. Oyuncunun raporu gel, pardon. 4,5 ay sakattı. Raporu Southampton'a göndermedi. Ona rağmen aldılar. Oyuncu sakatlandı o bölgeden diye haber olacaktı adam ondan sonra. Sonra yine yönetim istifa manşeti. Çok enteresan bir bilgi yalnız. Ben yani ben o kadar böyle Galatasaray gibi kulübün e, sağlık heyetinin olan bir kulübün e, hani bunu göz göre göre bir kronik sakatlığı, böyle mide problemi olan bir oyuncuyu alacağını açık açık. Belki tahmin etmiyorum. şöyle Belki Galatasaray raporlar gelmiştir ve raporlar temiz çıkmıştır. Ha, olabilir Beşiktaş istediği dönemde Beşiktaş'a raporlar gelmediği için Beşiktaş transferden vazgeçiyor. Uzunca bir dönem. Yani Beşiktaş'ta ya Lemina'nın sağlık sorunları nedeniyle transferden vazgeçti diye şu an alt yazıda yazıyor. Ama Beşiktaş sağlık sorunları var mı diye karşı taraftan rapor istiyor. O rapor gelmediği için bir türlü şüphelenip vazgeçiyor. Çünkü bir karın kası probleminden 4,5 ay sağdan uzak kalınca oyuncu Böyle bir şüphe uyanıyor. Dört buçuk ayda doğru değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Dört buçuk ay diye Yani Aralık'tan evet, Nisan'ın ortasına kadar. Evet, dört buçuk. Oynamadığı bir süre var. Karın kası problemi. Ee, tabii ki bu problemin detaylarıyla alakalı bir fikir sahibi değiliz. Ama rapor konusunda evet. Taner e, hocanın da aslında söylediklerini bizlerle paylaşıyor. Abdullah Avcı'nın bakış açısına dair bizlerle bir takım paylaşımlarda bulundu. Siyah beyaz takımı bekleyen bir Başakşehir müsabakası var. Bu karşılaşmada Beşiktaş, Vida'dan ve Elneni'den yararlanamayacak. Özellikle Elneni adına talihsizlik oldu. Evet. Gerçi yapmış olduğu bir hata var. hatta sorumsuzluk var diyebiliriz. E, Gaziantep'li o... oyuncuyla Beraber O ee... durumu psikolojik olarak ben çok iyi okuyabiliyorum. Evet, evet. Kayode ve Elneni'nin davranışları ee, hoş değildi. Bu canımız yandığı zaman bazen vücut refleksi gösterir. Yani bu evet. yumruk, kavga... Ben mesela sosyal medyada bir video seyrettim. İki kadın kavga ediyor. Kadının biri, kadının ufak çocuğuna vuruyor. 4-5 yaşında böyle. Ufak çocuğuna vuruyor. Ee, burada tabii bu bir refleks en yakında o var. Yani bir zarar verme olayı bilinçaltı bir şey. Ama e, İngiliz taraftarları da şaşırdı. Yani Arsenal'de taraftarları şaşırdı. Elini nasıl olur da böyle bir şey yapar diye. mesela Fenerbahçe derbisinde, Fenerbahçe de derbisinde Tolgay Arsenal atılıyor musun? Alper Potuk'ta. Evet. Tolgay ne yaptı? Darbe yedikten sonra kendini bıraktı yere. O kadar. Orada Enlin'in o an karar vermesi lazımdı. Hiçbir tepki vermeden. E, ve durum 10-10 olacaktı eğer bara gitselerdi. Ama e, Abdullah Avcı'nın şöyle bir şansı var. Çok formda bir atiba var. Antrenman son 4-5 antrenmanına dayanarak söylüyorum bunu. Çok formda bir atiba var. Teşekkür ediyorum ben Serdar Sarıdağ, Taner ediyorum. Karaman. Ben teşekkür Sevgili seyirciler son sayfaya noktayı Avrupa Liglerinden maç özetleriyle koyuyoruz. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.